Hadi bismillah. Tamam mıyız? Yok, biraz can sıkılmış. Ta küçüklüğünden beri okuttum onu ben. 8. sınıftan beri okuttum bu çocuğu. Asker olmasına da etkiliydim. Biraz yorulmuş. Gerekli gazı verdim Allah'ın izniyle. Tamam. Abiniz merak etmeyin siz. Abiniz bak, bizim reklama ihtiyacımız yok. Hamdolsun. Tamam. Hamdolsun her yerlerdeyiz. Ukrayna olayları abim en başından beri vardı. En başından beri. Rusların vurulduğu 1550'den beri vardı. Kırım'ı almak, Ukrayna'yı almak. Senin Kırım dedin, Ukrayna dedin ya. Kırım şu an. Anladın? Kaybetti, tamam mı? Şimdi tekrar almak için uğraşıyor. Ama orada savaş çıkar çıkmaz. Benim şahsi görüşüm savaşla değil de böyle ticaretle, etrafını kapatmakla, bilmem neyle, diğerlerine bir şeyler alıp vermekle o işleri çözerler. Daha öncesinde de oldu bu tarz olaylar. Tamam. Ukrayna'yı bağımsız ettiler. İçeride olay çıkardılar falan. Yani. Rusya'nın inmesiyle alakalı. Bu kadar. Tamam. Allah yardımcılar olsun abi. Evet. Eniştem Allah'ın izniyle operasyonlar inşallah hallederek geliriz. Tamam. Donmalar benimle alakalı değil. Kendim şu an Ankara'nın göbeğindeyim. Vodafone Red Plus 20'li tarifem var. Tamamen internet üzerine kurulu bir faturam var benim. Oraya geçtim. Donma benimle alakalı çok değil. Sizde de alakalı olabilir. Tabii kalabalığız maşallah. Tamam. Kalabalık yeterince. Tamam, hadi dinlen beni artık. Zaten şu an kayıt oluyor. Kayıtları izlerken de mesela sıkıntı yaşamazsınız. Tamam? Hadi bismillahirrahmanirrahim. Kaç soru çözdük biz daha? 10 soru falan çözmedik ha, haberiniz olsun bana. Yani 15 soru olmuş. Daha 85 soru var. De hadi. Hadi. Ama iyi gidiyorsunuz işte. Tamam. Hadi bakalım. Fatih Sultan Mehmet'in bakayım ona sorusu. ÖSYM bu tarz soruları seviyor ve soruyor. Tamam. Fatih Sultan Mehmet Ortodoks Kilisesi'ne yönelik izlediği hoşgörü politikasıyla. Bak, Fatih Ayasofya'yı fethetti. Tamam, İstanbul'u fethetti. Kaldırıp da abicim Ayasofya Kilisesi'ni kapatmadı. Neden? Neden kapatmadı Ayasofya'yı? Kapatsa ne olacaktı? Ortodoks'tı. Meydan komple Katolik Papa'ya kalacaktı. Avrupa Hristiyan Birliği'ni bir Türk sağlayacaktı. Anladınız? O yüzden bizimki dedi. Tamam, tam tersine burayı korudu, güçlendirdi ki Katolik Ortodoks arasında mezhep mücadeleleri çıktıkça bizimkiler arkada fink attı. Sonra ilerleyen süreçte Kanuni zamanında bir de kim çıktı? Protestanlar çıktı Almanya'da. Fatih Ortodoksları destekledi. Kanuni ile kimi destekledi? Protestanları destekledi. Bunların arasındaki mezhep mücadelesi beni olumlu etkiler mi? Etkiler. Bir. İkincisi, Osmanlı içindeki Ortodokslar, Osmanlı içindeki Ortodokslar bu Avrupa'da yaşanan reform hareketlerinden etkilenmediler. Neden? Çünkü zaten Osmanlı'nın neyi var? Hoşgörüsü var. Herifler rahatlardı. Bir. İkincisi, peki Fatih neden böyle bir şey yapıyor? Birkaç sebep var bunun. İlki mesela.
siyasi bir sebep var. Bunlara hoşgörü veriyor ki amacı ne? Haçlı birliğini parçalamak. Birleşip de gelemesinler. Ortodokslar onların içinden ayırayım diyor. Bir. Bir diğeri ise gayrimüslimleri, özellikle Osmanlı'da kimler var? Ortodokslar. Çoğunlukla Balkanların çoğu Ortodoks. Gayrimüslimleri devlete bağlamak istiyor. Devlete bağlamak ki benden kopmasınlar. O bölgelerde kalıcı olayım istiyor. Şimdi Fatih bunu yapmakla Rus'un açık denizlere inmesi değil. Askeri gücünü arttırmak olabilir. Asker, Latin dünyası ilişkiler kurmak tam tersi mezhep mücadelelerini körüklüyor. Tamam, Hristiyan arasındaki mezhep mücadelesini sonlandırmak mı istiyor, körüklüyor mu? Körüklüyor ama asıl derdi ne? Müslüman olmayan uyrukların güvenini sağlamak. Onların devlete olan bağlılığını arttırmak istiyor. Ki böylece yayılabileyim. Tamam, ki Osmanlı o Balkan topraklarını mesela çoğu yeri savaşarak değil, neyle aldı? Çoğu yeri neyle aldı? Çoğu yeri ağabeycim böyle hoşgörüyle aldı. Aklınız yattı. Anladın mı? Çıkan soru bu Fatih'ten. Sen oturup da böyle Otranto seferi, tamam mı? Kefalonya, ayağıma vurar, ne bilen ne? Bunları ezberleme. Bunlar senlik değil. Tamam? Peki. Peki. Devam et. Fatih için olmaz işlerimize karışmak. Çünkü Katolik Papa Ortodokslara zaten karışamaz. Yani Şii İran, Anadolu'daki Sünni Müslümanlar karışabilir mi? Karışamaz. Tamam. O dediğin 1800'ler için geçerli. Tamam. Hadi bakalım. Devam. Osmanlı Devleti'nin ilk yıllarında fikirleri özendirmek, fethedilen bölgenin zaman zaman fetheden komutanı verilmesi hangisiyle ilişkilidir? Bu Osman Gazi zamanında olan bir durum. Osman Gazi gidin fethedin, fethettiğiniz yer sizin olsun diyor. Kime? Güvendiği komutanlarına. Anladın mı? Onlara vermiş. Hatta onlara o bölgeyi dirlik olarak vermiş. Ama Osmanlı Devleti 600 küsur yıllık bir devlet. 600 yıllık bir devlet. Kuruluşta olan uygulama, tamam, ilk 50 yıl içinde olan uygulama diğer 550 yıl boyunca görülmemiş. Osmanlı kimseye kılıç mı çarkı falan vermiyor. Tamam, görüntü geldi. Ben de geldim. Aa, sesim geri geliyor bana. Dayı Özkeme izliyor. Özkeme mesaj atmış. Demiş Celal demiş lan demiş sorularını yapsın takır takır söylüyor. Tamam mı? Tak demiş şeyi kesin. Vallahi ha. Tamam. Tamam demiyor hanım şu an sıkıntı var mı? Dur bakalım o zaman. Şeye geçelim. Aha, şeye geçtim. Füzeme geçtim. Ekran paylaşımı.
Tamam. Tamam değil mi? Hadi bakalım. Heh, geldik. Kişiyle alakası yok ya onun. Yani bizimkiler diyor ki hocam diyor şeyden alakası yok diyor. Siz söyleyin. Tamam. Ha bismillah. Tamam mısınız? Bir şeyi böyle çok istediğinde, çok böyle şey yaptığında, tamam mı? Mutlak surette bir sorun çıkıyor. Evde de mesela, tamam mı? Benim interneti o kadar yüksek, o kadar yukarı banttan, o kadar şeyden yaptım ki böyle yani tamam. Ona rağmen öğrenci dedi ki donuyor dedi. Mesela upload'um, internetim böyle bir şekilden çok daha yüksekti yani hani. Ama ona rağmen mesela öğrenci mesela tamam mı kendi interneti bitmiş paket bilmem ne bana diyor ki donuyorsun diyor. Açıyorum şeyden canlı gösteriyorum şeyleri verileri gösteriyorum mesela tamam mı? Böyle diyor yani hani bilemedim. Onlar da aynı yerde yaptılar burada. Yok gayet ediliyor canım. Sorun değil de. Soralım bakalım bir daha. Yok hanıma. Bak abi bende donma yok diyor yani hani. Modem ha burnumun dibinde. Üç buçuk. Üç metrelerim de modem. Kuzen, burada mısın? Bakalım. Ha. Ha, öğrenciler hani bizde mesela şeyde de genel olarak yok diyen de var, var diyen de var. Tamam. Güzeldi değil mi? Tamam. Öyle mi yapalım? Tamam oldu o zaman. Tamam. Tamam olur. Tamam olur. Tamam bunu ben kaçta bitireyim ben? Bu saat 11:20. 12 gibi bitireyim o zaman bunu. Tamam. Ara verelim bir. Ara verelim. 12:30'da falan 12:40 gibi başlayacağız diyelim. Burada zaten 10-15 dakikada gelelim oraya. 12:30'da başlarız o zaman. Tamamdır. Tamamdır Gökhan'ım. Tamam hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tamam. Çıkıp tekrar girebilirsiniz bak. Oluyor abi. Yani bak hakikaten de kalabalık. Güzel. Biliyorum. Beni seçiyoruz bak. Şu an kaç kişi mesela şu an şöyle başında, sistemin başında, ıvırın zıvırın başında. Anladın? Yani bak. Güzelce. Şimdi gideceğim şeye geçeceğim. Genel merkeze geçeceğim. 12'de bitireceğim mesela. Öğle arası 12-12.30 arası yaparız. Yarım saat yeter. Tamam. Kalanını da şey yapacağım mesela. Problem ise orada çözülür. Bilgisayar problemi ise orada çözülür. Tamam. Merak etmeyin abi. Buradayım ben. Yargıtlarım benim. Benim en çok beklediğim kurban olurum ben size. Tamam. Hadi bakalım. Hiç şeyimiz yok abi. Bugün buradayız. Beraberiz.
Tamam. Acelem yok bak. Yavaş yavaş yani 3 derste çözemedim yani şu an teknik olarak. Anlat anlata giderim ben. Şimdi arkana yaslan. Osmanlı Devleti'nin yazmanızı istemiyorum ama. Tamam, yazmayın. Tamam. Bebekilere de bende var. 12'de ara vereceğim. Tamam. 12'de ara vereceğim. 12.30'da başlayacağım. Al bebeği de kucağına. O beni dinler o sen merak etme. Ben oynadıkça şey yapar. Dinler o beni sen. Tamam. Hadi bakalım. Osmanlı Devleti'nin kurban olurum ben ona. Versen bana ben burada pişt ettiğim yerde onu da güderiz. Rahat ol. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi tamam. Tamam dinlesin sıkıntı yok. Hadi bismillah. Şuraya baştan aldım. Osmanlı Devleti'nin ilk yıllarında fetihleri özendirmek için fethedilen bölgenin zaman zaman fetheden komutana verilmesi hangisiyle ilişkilidir? Demiş. Bak cevabım kılıç hakkı. Git fethet, fethettiğin yer senin. Bu Osman Gazi zamanında olan bir uygulama. Tamam mı? Şimdi Osmanlı Devleti 600 yıllık bir devlet. Kuruluşta olan yükselmede yok. Yükselmede olan duraklamada yok. Duraklamada olan gerilemede yok. Anladınız mı? Yani böyle değişe değişe gidiyor. Bunu Osman Gazi vermiş ama genel itibariyle biz deriz ki Osmanlı Devleti'nde tamam mı? Kılıç hakkı yoktur deriz. Git fethet, fethettiğin yer kimindir? Senin değildir, devletindir. Ama istisna kimdir? İstisna Osman Gazi'dir. Şimdi baktığın zaman burada tamam mı? Fetheden komutana verilmesi iltizam vergi toplama usulü Tefatih Devri'nde çıktı. Anladın mı? Osmanlı'nın ilk yılları diyor. İltizam siz nerede duydunuz? Ta sen ittifaklarla falan duydunuz. Gedik hakkı, dükkan açma izni bu. Millet sistemi Osmanlı Devleti milletini oluştururken sadece dinde ayrım yapar. Müslümansan bu yanına, gayrimüslimsen bu yanına yapar. Anladın? Cülus Bahşişi de padişah tahta çıktığında dağıttığı bu kapı kullarına bahşiş. Cevap gene ne? Kılıç hakkı. Şu soruyu yanlış yaptım diyen öğrencim vardı. Ya Allah aşkına hiç diğer şıkların zerre neyi yok? Zerre alakası yok. Yani zerre alakası yok. İlk zaman ne zaman duydum? Dağılmadı duydum diye. Soru ne diye soruyor? İlk yılları ne diye soruyor? Yani dikkat ettiğinizde yakalarsınız. Kıymetli arkadaşlar. Tamam. Peki. Hadi devam. Aha 2021 sorusu var. Özellikle attım bunu. Kanuni Sultan Süleyman'ın bu ifadesinden hangisi çıkarılamaz? Bender Kalesi'nde ben Tanrı'nın kulu, bu dünyanın sultanıyım. Yavrum benim. Benden iyi kanuni olur ha. Tamam. Tanrı'nın inayetinde hutbe okunan Süleyman'ım ben. Sülo. Sen mi büyüksün ben mi büyüğüm? Ben Yaşar Usta değil. Süleyman Padişah ben büyüğüm diyor. Ben Bağdat'ta Şah, Bizans'ta Kaiser, donanmalarını Akdeniz, Mağrip, Hind'e yollayan, Macar taht tacını alıp bir kulu Pargalı İbrahim'e bağışlayan Süleyman'ım ben. Hangisi çıkarılamaz? ÖSYM olanı değil. Olmayan sorularına dön diye. Son 2 yıldır böyle geliyor ÖSYM. Tamam. Deniz hakimiyetine önem verdi. Eyvallah. Bir cihan devleti yönettiği. İmparatorluk yönetiyor ya bu. Ki Hristiyan dünyasında önder. Ümmeti Muhammed'in başında. Belçikler genişletmiş ama Hristiyan dünyasının hakimiyet altında tamamı değil. Tamamı değil. Bu soruyu niye yanlış yaptım biliyor musun? Bu kadar kolay olamaz diye yanlış yaptım. Bu soru bu kadar kolay olamaz. Gözümde öyleydi. Anlaştık. Yani genel yapıyı bildiğiniz an bu iş oluyor abi. Sadece diye bilmek lazım. Sadece genel yapıyı bilmek lazım. Yani çok öyle ayrıntısında, ıvırında, zıvırında bilmiyorsunuz. Abi donanmalarını Akdeniz'e, Mağrib'e, Akdeniz, Büyük Okyanus, Hind'e yollamış. Atlas Okyanusu'na Hind'e yollamış. Bunu donanmadan çıkmaz mı? Yani bu vallahi tarih sorusu değil ha. Vallahi
Yeminle şey sorusu bu. Türkçe sorusu bu. Öyle geliyorsa hemen Türkçenizi iyileştirin. Asıl iş nerede? Asıl iş vallaha Türkçe'de. Haberiniz olsun. Al. Gene mesela soru bir sınav. Daha öncesinde sorukları soruları gene kıvırdı çevirdi. Soru 18. yüzyıl. Zaman kıstasına dikkat edin. ÖSYM'nin sorularında. 18. yüzyıl. Yani 1700'ler. Ne diye anlatıyoruz biz? Gerileme dönemi diye anlatıyoruz. Değil mi? Nevşehirli damat İbrahim Paşa. Bu tanıdık geldi. Lale devrindeki damat değil mi bu? O. Hallamit Paşa. Birinci Abdülhamid'in. Bak bu soru zor. Senin beklediğin soru bu işte. Tamam mı? Arkasından Sadrazam Koca Ragıp Paşa. Üçüncü Mustafa'da. Tamam. Al. Humbaracı Ahmet. Birinci Mahmut döneminde geldi. Batı tarzı Humbara. Havan toplarını yaptı ama Tarhuncu Ahmet abem 1600'lerde. Şunların hepsi 1700. Şura komple 1700. Bura ne? 1600. Tarhuncu Ahmet'ten de tek şey bilinecekti. Neydi? Denk. Bütçe bilinecekti. Saraya girenle çıkan baktı birbirini tutmuyor. Tamam mı? Bizimki getirin bakalım lan dedi. Saraya gider defterini. Getirin bakayım dedi saraya gider defterini. Tamam bir baktı saraya girenle çıkan birbirini tutmuyor. Max Factor, Alex Avien, Rochambeau, Farmasi, Gratis, Maybelline, Mac, Oje, Buje. Ne lan bunlar dedi. Lan bunlar Nemçe velayetinin galiba dedi. Tamam al gördü. Anlaştık. Böyle bilin burayı. Peki. Peki. Bak bu tarz soruları soruyor ÖSYM. Tamam mesela bunu değiştireyim. Tamam mı? Mesela hangisi Osmanlı'da Batı mimarisiyle yapılmış bir eser değildir diye soruyor. Mesela Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Köşkü, Çırağan, Beylerbeyi, Topkapı diyor. Yani dikkatli geldiğinizde tamam mı? Böyle bir sert soru geldiğinde tamam mı? Böyle sert bir soru geldiğinde hemen böyle ÖSYM sana bir çakar. Şimdi gelecek gene bakalım nasıl değişik bir soruyla gelecek. Mesela birkaç yıldır şundan geliyor tamam mı? Değişik polümlerle geliyor. Kurguyla geliyor ÖSYM. Diyor ki Ali Osman adında lise öğrencisi. Zaman makinesine binip geçmişe gitmiştim diyor. Gittiğinde abu ne görsün? Yanında padişah, parlamentoyu, anayasa, meclisi, fırkaları görmüştür diyor. Acaba Ali Osman nereye gitti diye soruyor. İkinci meşrutiyet, fırkalar. Mesela anladın mı? Ali Osman diyor. Zaman makinesinin geçmişe gitmiştir. Hasan Tahsin'in tak 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 düşmana kurşun sıktığını görmüştür diyor. Acaba Ali Osman nereye gitti diye soruyor. Anladın mı? İzmir. Yani böyle. Böyle geliyor. Fırkalar ne zaman diye sormuyor. Hasan Tahsin nerede direndi diye sormuyor. Mantık aklınıza yattı mı? Anlayabildiniz mi? Bu minval üzerine geliyor ÖSYM. Dikkat yakalarız. Peki, devam. Hotin Allah'ın duraklamadan bak Osmanlı 1600'lerden ÖSYM tamam mı? Lisans düzeyinde 11 tane soru sormuş. Yani ezberlemeyin, özümseyin diyor. Evet, yorum çıkarın, bunları yapın diyor. 11 soru sormuş duraklamadan. Bunun 5 tanesi bu. 5 tanesi bu. Hotin seferi, bak 3 kelime. Hotin seferi, Yeniçeri, ikinci Osman. Sen ne diye biliyorsun? Genç Osman diye biliyorsun. Tamam mı? Yani defalarca sormuş. Demiş ki, Hotin seferi sırasında Yeniçerilerin kapı kulları, mesela Yeniçeri der, kapı kulu der, tamam mı? Devşirme der ya da merkez ordusu, hepsi aynı şey. Tamam. Bunların disiplinsizliği yüzünden bunları kaldırmak isteyip öldürülen padişah kim? Genç Osman. Çıkan soru bak, 2016 lisans sorusu. Daha önceki yılları tarayın, şunu göreceksiniz. Genç Osman kapı kullarının disiplinsizliğini nerede fark etti de onları kaldırmak isteyince canından oldu diye sormuş. Hotin kuşatması. Hotin kuşatmasında Genç Osman kimi kaldırma fikri ortaya çıktı diye sormuş. Yeniçeri. Ya Hotin, Yeniçeri, Genç Osman üçünü dönmüş dolaşmış sormuş. Duraklamada 1600'lerde. Bir de şunu sormuş ÖSYM. Bir de şunu sormuş. 1600'lü yıllardaki ıslahatlarda
Batı'nın etkisi var mı yok mu? Batı'nın etkisi yok. Anlaştık. Batı'nın etkisi yok. Bitti gitti, bu kadar işte. Yani tek bilmeniz gereken bu. Gelen soru bu abi. Dönmüş dolaşmış aynı şeyi sormuş. Hadi bakalım. Osmanlı'da 17. yüzyıl yani 1600'lerde tımar sisteminin bozulmasıyla, tımar sisteminin bozulmasına bağlı olarak hangisinin meydana geldiği söylenebilir? Tımar bozulunca yeniçeri sayısı azalır mı? Azalmaz. Alakası yok. Tımar başka bir şey, yeniçeri başka bir şeydir. Ekberiyet dediği babadan oğula muhabbeti, en yaşlı, en olgun. Var mı tımar bozulunca alakası? Yok. Merkez teşkilatında. Tarımsal ürün çeşitliliğinin arttığı, ulan tarımsal ürün çeşitliliği mi artar? Tımar bozulmuş. Nerede? Ürün yok. Tamam mı? Beraberinde. İki şık arasında kaldım. İki şık arasında kaldım. Müsadere uygulamasının genişlediği. Müsadere neydi? Müsadere. Devletin kişinin mallarına el koymasıydı. Doğru mu? Batı 18'de abi. 1700'lerde. Tamam. 1500'de top 10'da bir numarasın. 1600'de stopa girdin. Duraklamaya girdin. Tamam. 1700'lerde onlar üstün. Tamam. Müsaade ne? Devletin kişinin mallarına el koymasıdır. Bunu da kaldıran ikinci Mahmut'tur. Ben Osmanlı Padişah ikinci Mahmut Han halkım arasında korku nesnesi olan devletin kişinin mallarına el koyması uygulamasına son veriyorum. Buna göre Kaldıraç Mahmut neyi kaldırdı diye sordular. Müsaade, özel mülkiyet güvence altına alındı mı? Alındı. Var mı tımarla müsaade? Yok. Ama bir yerde ya tımar olur, tımarla para yerinde kullanılır ya da orada iltizam sistemi olur. Mesela Isparta'dayız. Değil mi? Isparta. Antalya'dayız mesela, değil mi? Antalya topraklarını ektin, hep seralar, meralar, bilmem neler. Her yerde ne var? Muzlar, seralar falan, bu mandalina, portakal, değil mi? Tamam, bu tımar işte. Onun parasıyla askerin maaşı ödenir. Tamam, bitti, bu tımar. Ama vergiyi orada kullanırsın. Ama Antalya limanı var. Tarım yapılıyor mu? Yok. Ama limandan para geliyor mu? Geliyor. İşte orası iltizamla toplanır. İltizamın ne olduğunu bilme. Neyle alakalı olduğunu bil. Neyle alakalı? Vergiyle alakalıymış. Şu notu bilmenizi istiyorum. Bir yerde Osmanlı'da ya tımar olur ya iltizam olur. Tamam mı? Tımar bozulursa devlet o parayı yerinde kullanıyor. Parayı toplayıp yerinde kullanıyor. E parayı nasıl toplayacak? İltizamla. Bunun aynısını 2020'de bir daha sorur. Tımar sisteminin bozulmasıyla hangisi arasında doğrudan bağlantı vardır dedi. Cevap iltizamın yaygınlaşmasıydı. Hemen kısa not. Tımarın bozulmasıyla arkaya yazıyorsun. Ne diyorsun? İltizam sistemi yaygınlaşır. Ya da İltizamın yaygınlaşma sebebi tımarın bozulmasıdır. Ekberiyet, ekber ve erşet. Hanedanın en yaşlı, en olgunun başa geçtiği bir şey. Anlaştık. Tamam. Budur olay. Tamam mısınız? He misiniz? He. Tamam. Al. Gene aynı bak. Hep tımar üzerinden gelir. Birinci Ahmet Ekber Aşık. Hep tımar üzerinden gelir. Bütün her şey neye dayalı? Tımara dayalı. 16. yüzyılın sonlarından itibaren yani 1580'den sonra mesela. Tamam. Girilen yoğun savaş döneminde batıda Avusturya'yla, doğuda da İran'la savaş halindesin. Tamam. Para var mı? Para yok. Para var mı? Para yok. Ne olacak? Ver vergi, ver vergi, ver vergi, halkın sırtına bindiler. Ne diye? Avarız vergisi diye. Halk da bir ver, iki ver, üç ver, dört ver, beşinci de yeter ohaga dedi. Halk da ne çıkardı? Celali isyanlarını çıkardı. Tarihin her yerinde bir ne var? Tarihin her yerinde bir celal,
varmış. Anladınız mı? Peki şimdi bak burası önemli. Tarihin hep bir celal var. Bu celallar kaka celallar. Bunlar devlete isyan ettiler. Ama teknik olarak haklılardı. Bu kadar vergi olmaz. Anladın mı? Aynı bak benzer durum günümüzde de var yani hani. Tamam bak sonuçları öngörmek için profesör olmaya gerek yok yani hani. Sonuçları öngörmek için profesör olmaya hakikaten gerek yok. Abi millet aç kaldı mı, şey kaldı mı, sıkıntıya düştü mü o zaman baş kaldırır. Anladın mı? Bir kişi kişi değil yani. Herkes yürür gider. Anladınız? Bu şimdi bunları bütün isyanlar mesela bakın dünya tarihindeki bütün isyanlara bakın hep nedir? Hep abi ekonomik sıkıntılardan kaynaklıdır. Parası olan adam isyan eder mi? İsviçre'de hiç isyan var mı? Yok. Niye? Adam Gornya'ya basmıyor. Ne gerek var diyor. Sen geç diyor. Hayır sen geç diyor. Hayır sen geç. Lütfen sen geçer misin? Hayır lütfen. Benim hiç acelem yok ki sen geç. Sen git işine bak hadi. Yok hayır sen git. Bizde sarı ışıkta bismillah Allah da tak 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 ne konuşuyorsun lan deyip lav bir roket atar. Böyle iniyoruz lan. Manyak millet sarmaya ne arıyor? Yer arıyor. Böyle geçen gün Isparta'da ya trafik ışığındayız tamam mı? Durdum böyle tamam. Şimdi alışmışız ya sarda biz yürümeye. Tamam. Lan tam ben yürüyeyim dedim. Tamam. Öndekiler indi yumruklaşmaya başladılar. La durun demeye kalmadan İki tane o vurdu, iki tane o vurdu. Biri bir yana yattı, biri bir yana yattı. Tamam mı? Sonra ayrılalım diye geldik biz. İki taraftan nakavt. Tamam mı? Böyle baktık. Hadi arabaları çekeceğiz. Hadi orada bıraktı tartışıyor. Sen geç, sen soldan geç, sen sağdan geç. Falan. Adamlar yerde yatıyor. Yemin ediyorum millet mayak. Abim tabancayı çekip çıkıyor ya. Adam. Yani milletin kafa yetmiş. Para olsa hiç sıkıntı yok. Adam kafası düşünüyor. Bir yandan sonra anlık böyle cinnet, sinir bilmem ne gidiyor. Kimseye bulaşılmıyor yemin ediyorum. Çok dediğin adam bile mesela hiç beklemediğin anda ne yapıyor? Saldırı veriyor. Yani o yüzden aman kimseye bulaşmayın. İşinize, gücünüze, kaydınıza bakın. Tamam? Ekonomi bozulmuş. Bu durumla ilgili bir gelişme olduğu söylenemez. Köylerin boşalması boşalır. Niye? Celali isyanlarıyla halk tamam mı? Celai vatan, terki diyar. Büyük kaçkun denilen olayla Büyük Kaçkun denilen olayla abim halk köyden kente göç etti. Gitti. Taşı toprağı altında da İstanbul'a gitti. Yüksek fiyat artışlarının yaşanması. Yaşanır. Niye? Artık köylü köyde üretmiyor. Ne yapacaksın? Domates yok, biber yok. Ne olacak? Olan da yüksek fiyata satar mı? Satar. Tamam. Peki akçenin değerinin düşmesi. Üretim yok. İsyan var, bilmem ne var. Para değer kaybedebilir mi? Olabilir, dursun. Tımarların sayısının artması, tımar sayısı artar mı, azalır mı? Azalır gibi. Şu dursun. Dursun. Ulufelerin gerçek gelirinin azalması. Ulufe ne? Ulufe. Ulufe. Ulufe, Yeniçerilerin aldığı, kıymetli kardeşler, Yeniçerilerin aldığı 3 aylık nedir? 3 aylık maaştır. Tamam, bu ayarı yüksek bir akçadan maaştır. Ulufelerin gerçek gelirinin azalması. O zaman bir para bu kaybediyorsa bu da değer kaybeder. Ama tımarların sayısının artması, tımar sayısı artar mı yoksa tımar bozulmuş azalır mı? Ne dersiniz? Azalır. Hep ÖSYM neyle geliyor? Hep ÖSYM abicim tımar üzerinden geliyor. Bak 2021 sorusu kılıç tımarı nedir diye sordu. Kılıç tımarı nedir diye sordu. Sipahinin başlangıçta aldığı para. Herkesin maaşı, parası, pulu ne? Belli. Anladınız? Hep böyle geliyor. Tımar bozulduğunda ne yaygınlaşır? İltizam yaygınlaşır. Tımar bozulduğunda her şey ne oluyor? Azalıyor gidiyor. Bütün her şey neye bağlı? Bütün her şey tımar sistemine bağlı. Hadi bakalım. Al. Gene çıkmış sorulardan birisi. Üçüncü Selim döneminde. Gene çok bilenler bunu yanlış etti. Üçüncü Selim döneminde. Tamam. Hangi alanda ıslahat yapıldı ileri sürülemez dedi. Hangi alanda ıslahat yok? Hangi alanda? Abim ordu da var.
Adı üzerinde. Nizam-ı Cedid. Tamam. Diplomasi de var. Avrupa'daki daimi elçilikler açıldı. Ne var daimi elçilikler? Ne var? Daimi elçi. Londra'da Yusuf Agah Efendi 50 kere sordu bu. Eğitimde ne bileyim askeri okullar açıldı. İdari anlamda planlı programlı sistemli şekilde meşveret meclisleri kuruldu. Islat yapıyor. Ya dinde ıslat olur mu la? Kurban olduğum. İslam 3.0.2 1.1.1.1 AABN ne bilen ne güncellemesi. Lan güncelleme mi gelir? Millet neye çalışıyordu? ÖSYM neyi sordu? Yani din üzerinde ıslahat mı olur? Kurban oldu mu? Yani. İdare dediği ne abi? İdare dediği ne? Yönetim, meşveret meclisleri kurmuş. Fikir alışverişi yaparak ıslahatları yaptığı kurumlar oluşturmuş. Yani. Ama senin sormak istediğin şu idare yönetim aynı şey. Senin sormak istediğin şu rejimle alakalı bir şey var mı? Rejim var mı? Yok. İdare yönetim aynı şey abi. Rejim yok. Hukukla alakalı bir şey var mı? Yok. Bunlar ne zaman? Bunlar 1800'den sonra başlıyor. Yani. Üçüncü Selim öldürüldüğünde tarih 1806'ydı. Kabakçı Mustafa isyanıyla. Üçüncü Selim'den sonra ikinci Mahmut ve özellikle Tanzimat döneminde başlıyor. Bu tarz işler. Rejimde, hukukta ıvırdı zıvırdı. O Jön Türkler, Genç Osmanlılar. Onlar kuduru poplayıp duruyor. Anladın mı? Rejim mesela ta ne zaman? 1800 76'da mesela al. Gelen soru bu bak abi. Bu minvan üzere gelecek. Devam. Askeri ilgiler sonrasında Batı dünyası ile siyasi ilişkiler dışında bak. Bak. Sorudaki güzelliğe bak. Askeri yenilgiler sonrasında Batı dünyasıyla siyasi ilişkiler dışında teknik ve kültürel alanlarda da temasa geçilmesi gerekliliği aşağıdakilerden hangisinde ilk kez ortaya çıkmıştır? Yani savaşma diplomasiyi kullan. Savaşarak değil laleler, laleler, laleler al. Anladın? Biz Batı'nın üstünlüğünü ne zaman kabul ettik? Batı'nın üstünlüğü Lale Devri'yle beraber kabul edildi. Bu kadar bileceğiniz olay. Bak böyle soruyor dönemleri. Böyle soruyor. Tamam. Mesela Tanzimat Devri. 2017-16 LYS 4'te bu ikinci kısım şeyde sordu. Liseli bebelere sordu. Dedi ki eskinin yanında yeniyi içinde olan modernleşme ile gelenekçilikten çıkamayan genellikle ikiliklerin görüldüğü falan bu acayip bir şey şeyle geldi. Anayasallaşma devri. Tanzimat devrinde çok ciddi manada neler başlıyor? İkilikler başlıyor. Eskiyi kapatmadan yeniyi açıyorsun. Medreseleri kapatmadan Batı tarzı üniversiteler açıyorsun. Böyle birbirine girmiş. Birinci meşrutiyet demez. Mesela Tanzimat devri ikilikler böyle kalsın aklımızda. Kanuni esası der. Ya da anayasanın yürürlüğe girmez. Ya da parlamentonun açılması der. Aynen öyle zaten. O işte modern geleneksel, eski yeni, karışık ikilikler var. Yattı aklınıza. Böyle bilin. Beraberinde parlamentonun açılması. Bunlar hep bir üstü. Halk yönetime nerede katıldı? Halkın yönetime katıldığı yer abi birinci meşrutiyettir. Tanzimat'ta halk yönetime katılmadı. Nizam-ı Cedid'de katılmadı. Lerde'de katılmadı. İkinci meşrutiyete katıldı. İki bakalım. Dört tane bilgi verdi. Tamam mı? İşte
Tulumba Cocuğu'ya kurulmuştur. Avrupa'da elçilik açılmıştır. Doğu Batı kasıtlı açısı yapılmıştır. Hangisi yoktur dedi. Cevap, ahali yönetime katılmıştır. Halk yönetime nerelerinde katılmıyor. 2021 lisans sorusu. İki, nizamcılıkla alakalı doğru bilgi değildir. Halk yönetime katılmıştır. Katılmamıştır. Not. Hemen yaz. Osmanlı'da halk yönetime yaz yaz yaz. Osmanlı halk yönetime Fetret devrinde değil. Fetret devrinde değil. Lale devrinde hiç değil. Nizamcılıkta mümkün değil. Tanzimat dönemi de değil. Birinci meşrutiyetle ilk kez yönetime katılıyor. Tamam. İkinci meşrutiyette de katılıyor tabii ki yani. Hani adı üzerinde ikinci meşrutiyet. Önce hangisinde katılıyor? Bir de mi, iki de mi? Bir de katılıyor. Tamam mı? Lale Devri diyen şey Yahya Kemal Beyatlı. 1900'ün başında diyor. Herifler 1718'de 1330'da yaşanmışlar. Tamam mı? Lale mal edikmişler. Ne yapmışlar? Zevk sefa ayrancı devri geçiyor. Osmanlı kaynaklarında Lale Devri diye geçmiyor abi. 1900'ün başında şey söylüyor. Yahya Kemal Beyatlı. Lale Devri diyor. Tarihe de öyle girmiş. Lale Devri diyor. O dönem Lale Devri falan diyen yok yani. Hani. Mesela Fatih Sultan Mehmet'e Fatih diyen yok. 1700'lerde deniliyor. Kanuni Sultan Süleyman yok abim. Kanuni 1700'lerde ölmüş. Yavuz devrinde Yavuz yok. Sultan Selim, Sultan Süleyman, Sultan Mehmet Han. Böyle. Fatih Yavuz Kanuni gibi bu tarz ünvanlar 1700'lerde verilmiş. Anlaştık? Bilin. İkinci meşrutiyetle beraber de ne başladı? İkinci meşrutiyetle beraber de sorunun cevabı Lale Devri. Sorunun cevabı Lale Devri. Ben size bunun üzerinden 30 tane daha sorunun cevabını veriyorum şimdi. İkinci meşrutiyetle beraber de neyi bileceğiz? Partileri parti demez. Fırka der. Kapış? Yattı aklına. Tamam. Böyle bileceğiz. Peki. Peki. Hop çok gittik. Hadi buyurun. 2020 sorusu işte. Altıncı yüzyılın sonlarından itibaren görülen da ateşli silahların kullanımının artmasıyla tımarlı sipahinin işi bitti. Tımar bitmiş. Ücretli askerler ön plana çıkmış. Bu durum hangisine neden olur? Az önce dönmüş dolaşmış sormuş kurban oldum. Tımar bozulursa ne yaygınlaşır? İltizam yaygınlaşır. Soruyoruz. Aynı şeyi soruyor ya. Kurban oldum. 2018 sorusunda ne farkı var şu an? Yani bir de bunu direkt sor. Tımar bozulursa ne olur dedi. Al. Tamam. Peki. Anladınız mı temel mantığı? Anlaya anlaya gidin yani. Hani bilin yani bunu. Bazı şeyleri ezber biliyorsun. Ezberle. Hangisi? Birinci meşrutiyet özelliklerinden değildir. Bak 2010'daki soruya bak. Mebusan mensuplarının 4 yıl seçilmesi. Bilemedim ki. Bilemedim 4 yıl mıydı, 2 yıl mıydı, 5 yıl mıydı? Günümüzde 5 yıl der lan. Ne dedi lan İsmail Hoca? Türkiye Cumhuriyeti'nde İsmail Elmas'ın ver. Cumhurbaşkanlığı 5 yıl, yerel 5 yıl, milletvekilliği 5 yıl, bütün seçimler 5 yılda mıydı? Osmanlı'da
kaç yıldaydı bilemedim. Ayan Meclisi'nde be üf, hiç duymadım. Bunlar ne sıkıcı sorular bunlar böyle. Ve bu Sultan Meclisi'nin padişahın izniyle kanun teklifi hazırlaması. Bilemedim. Ve bu Sultan Meclisi falan ama birden fazla siyasi parti. Ben şunu biliyorum. Parti purti ne zaman? Birincide değil. Ne zaman? İkinci meşrutte. Bu azam böyle öğretici olmak için çok bariz geliyor. Tamam. Çok bariz. Aynı şeyleri bak kaçıncı sormuştu. Anlaştık? Niyetli kardeşim affet beni. Tamam. Ha. Yaptım aklınıza böyle gelecek. Genel yapıyı bilin. Genel yapıyı. Donuyor mu? Son birkaç soru daha. 12'de ara vereceğim. Kapçık internet. Ben masumum. Hep o internetin suçu. www. Nine sistemde böyle olmaz. Tamam. Hadi son iki soru. Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda savunulan İslamcılık fikriyle hangisi söylenemez? Adı üzerinde İslamcılık, pan-İslamizm, devletin bütünlüğü, dini esaslarla uymakla, yani halifeye bağlı kalırsak yırtarız, yoksa tüy diktiğimizin resmidir. Morur gibi. Din ve ümmet birdir. Düşüncesiyle halifeliği ön plana çıkarmak olur. Olur. Osmanlıcılık fikrinin uygulanamayacağı düşüncesiyle gündeme gelmiştir. Dursun. İkinci Abdülhamit döneminde devlet politikası haline gelmiş. Geldi. İstibdatta bildim bunu. İstibdat devrinde bildim. Birinci meşrutiyetin ilanı ile etkisini yitirmiştir. Aa, İslamcılık birinci meşrutte değil. Biz Osmanlıcılık yapalım dedik. Osmanlı toprakları içinde yaşayan herkes, dil, din, ırk, renk ayrımı gözetmeksizin ben neyim diyecekti? Ben Osmanlıyım diyecekti. Ama Sırp'ı, Bulgar, Yunan'ı, Arnavut, Abidi, Gubidi, ben Sırp'ım, ben Bulgar'ım mı dedi? Ben Osmanlıyım dedi. Ben Sırp'ım, ben Bulgar'ım dedi. Osmanlıcılık akımı iddiadan asır yattı. Balkan Savaşları da hepten elimizde patladı. Dört Balkan ulusu birleşip bize saldırdı. Biz de kıvırıverdik. Neye? İslamcılığa. Dedik ki ümmeti Muhammed'i birleşirse yırtarız diyen anlayıştır. Yani Osmanlıcılık yatınca İslamcılığa geçtik. Ama İslamcılık birinci meşrutiyet değil. Bu neyle elimizde patladı? Birinci Dünya Savaşı'nda halife kim lan halife o dönem? Cihat ilan etti. Osmanlı'da cihat ilan eden halife kim? Beşinci Mehmet Reşat. Cihat ilan etti ama kimse gelmedi. Ha tövbe Afgan Hintli Müslüman kardeşlerimizden var gelen ama Araplar geldi mi? Çoğunluğu gelmedi. Ne milliyetçilikmiş la. Neyin bile önüne geçti? İslam dininin bile önüne geçti mi? Geçti. Ah. Mesela Abdülhamit, Abdülaziz'in sorular. Abdülhamit'i ÖSYM hep meşrutiyet diye soruyor. Bak hep meşrutiyet diye soruyor. Tamam mı? Hani buradan bir de TRT'de dizisi var ya gelmiyor. Abdülmecit
Tanzimat döneminin padişahı. Olaylar kimin zamanında? Olaylar Abdülmecid'in zamanında. İkinci Mahmut. Galdıraç Mahmut. ÖSYM'nin en çok sevdiği iki padişahtan biri. İkinci Mahmut'tur, bir üçüncü Selim'dir. Tamam, üçüncü Mustafa. Bir şey yok bunun zamanında yani. Bir de kim kaldı geriye? Abdülaziz. Antin kuntin işler kimde? Abdülaziz'de. Yok gözlük takan, yok top sakal bırakan, yok piyano çalan, yok ne bileyim işte doğum günü kutlayan, yok yurt dışına. Ataları savaşmaya gitti. Bu Aziz niye gitti? Gezmeye gitti. Abi heykelini yaptırmış. Antin kuntin işler hep kimdi? Abdülaziz'de. Çırağan Beylerbeyi Sarayı, saray maray falan yaptırıyor. Yani bunda Abdülaziz'den bilinecek tek bir şey var dedim ben öğrenciye bak. Tek bir şey. Donanma, 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 donanma dünyanın üçüncü büyük donanması haline getirildi. Bilirseniz bunu bilin dedim ben. Abdülaziz'den. Çünkü diğer türlü şey yok. O Tanzimat döneminde bütün işler kimde? Abdülmecid'de. Tamam. Osmanlı donanması döneminde üçüncü büyük haline. Benim öğrencim var ya bak burayı pıt diye şartlar arkadaşlar. Çünkü hepsine bak birer nokta atışı bir şey veriyorum ben. Bunu böyle bir dedim. Başka bir şey bilmenize gerek yok dedim. Ha zaten diplerin temizlik yapan, böyle ezberlik yapanlar bunları biliyor zaten. Anladın mı? Beylerbeyi Çırağan'ın Abdülaziz'de olduğunu biliyor. Kültürü ortadan anlatıyoruz ya Beyaz dönemi diye. O oradan yakaladı. Ben şuradan yakalattırdım. Buraya zaten anlatıyorduk. Bosna Hersek, Bulgaristan, da buradan yakalayamazsın. Çünkü hepsinde o dönem neler var? Milliyetçiler var. Bilemezdiniz. Anladınız? Abdülaziz dönemi. ÖSYM ilk kez sordu Abdülaziz. Soracağım soru da bu işler yok. Yani. Tamam. Üçüncü Mustafa'lık sizlik bir şey yok yani. Hani şunu sorun. Tam senetlerini sorabilir. Tamam. Ha, size değil. Sosyal bilgiler öğretmenlerine sordu. Tamam mı? Çeşme'de donanma yakıldığında padişah kimdi diye. Çeşme'de Osmanlı donanması yakıldığında padişah 3. Mustafa. Ama size değil. Sosyal bilgiler öğretmenlerine alan sınavında sordu. Var mı sosyalci burada? O bilecek. Esam senetlerini sorabilir. Esam ne diye? Kim başlattı? Falsam ne diye sorar. Ne? Bir nevi iç borç. Bitti. Anlayan en fazla gelivereceği size budur. Siz böyle işte düşmana sorar gibi sorsun. Öyle istiyor musunuz? Öyle bir sadomasochistsiniz de siz abi. ÖSYM öyle değil la. Vallahi öyle değil. Tamam. ÖSYM siz. Vallahi zor sormak istesin ha. Hiçbirinize kalem oynattırmaz kalem. Öyle bakar kalırsınız. Tamam. Al bak çıkmış sorular bak. Al. Dingiltere. Rus'un Akdeniz'e inmesine engel olmak amacıyla. Tamam. Gerek yok zaten diyorum. Hani bilmeye gerek yok diyorum ki ben de. Yani hani Rus'un Akdeniz'e inmesine engel olmak için zaman zaman Osmanlı'nın koruyuculuğunu izlemiştir. Ba 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 ba. Kara kaşıma kara gözüme değil. Kendini düşünüyor değil. Tamam. Bu. Aynı zamanda bunu bazı Osmanlı toprağına yerleşmek için de fırsat olarak görmüş. Ha. İngiltere bunlardan hangisine çöktü diye soruyor. Daha önce de sorduğum soruyu. 93 Harbi'nde İngiliz bize yardım ettiği için geçici olarak verdiğimiz yer neresiydi? Kıbrıs'tı. Kıbrıs gitti gidiş. Gitti gidiş. O gidiş. Giden geri geleydi. Rahmetli ebem gelir miydi? Gelirdi. Ya. Burayı 93 harbiyle geçici olarak İngiliz'e verdik. Geçici olarak. Tamam. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ittifak grubunda savaşa girince İngiltere buraya çöktü. Benim dedi, kondu. Tamam. Lozan Antlaşması'nda da kime bırakıldı? İngiliz'e bırakıldı. Zaten 40 yıldır kimdeydi? İngiliz'deydi. Sınıf şimdi aklınıza yattı mı? Tamam.
Bir bakın bakalım kaç soru çözmüşüz toplam. Kıbrıs Yunan'a hiç verilmedi abicim. Tamam. Ama orada şöyle bir durum oldu. 1954'te İngiltere Kıbrıs'tan çekilince tamam Yunan Kıbrıs benim dedi. Orada film koptu gene. Tamam. Al. İkinci Mahmut. Şurayı tamamlayıver ama. İkinci Mahmut. Halkım arasında korku nesnesi olan devletin kişinin mallarına el koyması uygulamasına son veriyorum. Ben Sultan II. Mahmut Han neyi kaldırıyorum diye sordu. Neyi kaldırdı? Müsaadereyi. Vatandaşlığı da gördünüz. Müsaadere. Devletin kişinin mallarına el koyması. Bu Osmanlı'da özel mülkiyet meselesi. Güvence altına alındı mı? Güvence altına alındı. Sovyet İttifak 2021 sorusu. Sen niye çalışıyordun ÖSYM'e? Neyi sordu? Padişahla ayanlar arasında imzalanan şey nedir diye sordu. Neymiş? Divanı Hümayun. Tamam? Divanı Hümayun. Arkasından şey Sovyet İttifak. Divanı Hümayun'u da Orhan kurdu. Ya Mahmut kaldırdı. Neyi kurdu? Bakanlıkları kurdu. Artık dahiliye, hariciye, içişleri, dışişleri bilmem ne diye senin Reisül Küttab, maliye bilmem onlar hep ne oldu? Hep gitti. Bu kadar. Dedim. Al bak abi, hep aynı sorular bak ya. Kurban olduğum hep aynı şeylerle gelmiş ya. Tamam 30 soru yapalım. Hadi ara verelim ondan sonra. Tamam. Üçüncü Selim. Nizam-ı Cedid doğru. Mahmut Sened İttifak doğru. Abdülmecit Tanzimat Fermanı doğru. Abdülaziz Islahat Fermanı yanlış. İkinci Abdülhamit Kanuni Esası. Birinci Meşrutiyet demez. Kanuni esası da Tanzimat ve Islahat Fermanlar Padişahı kimdir? Fermanlar Padişahı Abdülmecit'tir. Abdülaziz'de bir şey yok. Sadece ne var? Turist Aziz. Gezmeye gitti. Turist Aziz. Gezmeye gitti. Anladınız? Bir de ne? Donanma üçüncü büyük donanma oldu. Bit. Tamam. Bu kadar. Aa, Osmanlı kültürü uygarlığa geldi. Hadi bakalım.